bambaşka bir ferahlık dünyasına hoş geldin. ProFresh teknolojisine sahip Yumoş Extra ile giysilerinde kalıcı ferahlık. Efsane yumuşaklık. Yeni yıkanmış gibi kalıcı ferahlık Yumoş Extra ile gelsin. Şimdi kiraz çiçeğinin bambaşka ferahlığı giysilerinde. Hoş geldin Yumoş Extra Sakura. Trendyol Go ile bu Peugeot 5008 senin olabilir. Hatta Samsung Galaxy S24 Plus, PlayStation 5, Air Fryer ve 100 TL yemek kuponu da. Hemen uygulamayı indir. Her 100 TL'lik yemek veya market alışverişinle bir çekiliş hakkı kazan. Kastro mu bu? Bu da mı kastro? Bu da mı kastro? Bu da mı kastro? Bu da mı kastro? Bu da mı kastrol? Bu da mı? Kastrol? Bu da kastrol. Kastrol. İlerlemenin olduğu her yerde. Ucuzu varsa yine Şok'ta var. Ara sıra değil. Şok ucuz, hep ucuz. Çok seviyoruz. Şok şok şok. En şık evlilik fırsatları şimdi Enza Home'da. Terra yatak odası, yemek odası, koltuk takımı. Evin tüm mobilyaları 10 bin lira anında indirim ve 5051 liradan başlayan taksitlerle. Son gün 31 Mart. En çok sen, Enza Home. Güçlü Dyson teknolojisi şimdi ıslak ve kuru temizleme özelliğiyle. Yeni ıslak temizleme başlığı sürekli temiz su kullanarak temizler. Tüm eviniz için tek bir makine. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Türkiye bize güvendi. Biz de milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. Şimdi diğer şehirlerimiz de bunu bekliyor, yeni umutlar yeşeriyor. Türkiye'nin her köşesi, her bir vatandaşımız dayanışmacı ve eşitlikçi belediyeciliği hak ediyor. Biz de halkımızın sesini duyuyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte kazanacağız. Mutlu, sağlıklı, güvenli şehirlerde Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Her şeyim sırdaşım, bir tanem dediğim Gizem'i korumak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum burada. Gizem'le ikisi boş oy atmak için Merve'yi yazdılar diye biliyorum. O zaman bu konuda ortalık karışır. Merve'nin ben seni koruyorum, sen kendini korumuyorsun düşüncesi bana bir garip geliyor yani. Kaynar su başımdan aşağıya döküldü. Yani o kadar fazla sorguladım ki bütün gece bunu. Böyle bir şey bozulmuş olma ihtimalini düşünemiyorum yani. Biz garip bir şekilde dünden beri konuşmuyoruz. Benim birazcık konuşmak için zamana ihtiyacım var. Ya ben biliyorum da ne olduğunu. Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu. Düelloyu tamamlayan çok kritik bir karşılaşma hangi takım tarafından kazanılacak? Ne yapıyorsun oğlum? Ters taraftasın. Hayır! Hayır! Ota rengini karıştırdı. Egonu suda bıraktınız. Yok benim egom yok, o sende oluyor. Starsın ya tatlım. Kim girecek? Kim girecek? Oradan geçmek çok zor. Omuz omuza girdiler, düşüyorlardı. Bana mı diyorsun? Garanti sayıdı ya. Hayırdır? Ya bak seni var ya harbiden... Ya doğru konuşmuş ben de. Sen yeter mi? Seni harbiden var ya. Bırak bunu, bırak. Susam olur. Doktor bana oynama demiş. Ya doktor ona da oynama dedi. Çağırmış. Güneşte oturuyor. Onun hesabı şu. Tansiyon ya bu. Hani kan basıncı. Oku biraz da öğren. Ediyorum. Survivor tarihinin bence en güçlü ekipleri ama Survivor tarihinin yine en tehlikeli ekipleri.
Çünkü maalesef yarışma tecrübeleriniz işi plan ve projelere doğru götürmeye başladı. Beni bile delirttiniz, bir sezon yaşıyoruz. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de. Doku Home'un sunduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz devam ediyor. Eksik. Öyle mi? Önemli. Hemen bak, çatal getiriyorum. Ben de bir çatal alım imkanım olursa. Aa, vardı ya. Yani söylemeyeyim dedim ama kusura bakmayın, bizimki de arada hayır, gitmiş. Hayır, doğru söyle. Senin de mi çatalların yok? Vardı benim çatallarım. Yani gerçekten bence alıp gizlediler. Ben öyle düşünüyorum. Yalan, kesinlikle yalan. Cebine falan mı koy? Bir sorayım bakayım. Erdem Bey, sizi tebrik ediyorum ya. Şovdan. Yani çok iyi fark sürekli ettiniz. Şov yapıyor arkadaş. İsa Bey kardeşim bana şov yapıyor dediği için ben metroseksüel İsa Bey demeyeceğim bundan sonra. Kısaltmaya gidiyorum. Metro İsa Bey diyeceğim size. Tavuğu yok. Yani tavuk çorbasında tavuk yok. İkincisi bulamaç gibi bir çorba. Allah ziyade etsin. Ben şu an haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Evet, düşünüyorum Hatice Hanım'a. Şöyle bir durum var. Çok bir tat alamadım ben, açık konuşmak gerekirse. Catering firması çorbası olmuş. 500 kişiye çok yapılınca herhalde arada böyle kaynıyor herhalde hani böyle bir şeyler. Ondan dolayı olabilir. Bence siz benim aşığılıma laf söylemeyin, siz balımızı satın. Dün burada ben mutfağı toplarken yanıma geldi. Senin çorban çok güzeldi dedi. Ben sana haksızlık ettim. Dediniz mi? Siz neye dayanarak mesela böyle bir muhabbete girdiniz? Bunu Hatice Hanım'a dile getirmesi de bence onun yanlışı oldu. İçi köfte çok kalın, içindeki malzeme az ve kalın kalmış dışı. Beni güçlü rakip olarak gördünüz karşınızda. Şimdi puan kırmak için çaba harcıyorsunuz. Aşçı değil ki hanımefendi. Yaptığınız yemekler fason yemekler. Kadınlar gününe geldik. İşte bizim günlerde böyle yapılır. İçli köfte benim için çok önemli. Basın gerçekten güzel yaparsa güzel bir puan veririm. Yapamamış mı? Kesinlikle getireyim, yapamamış. Açacak mısın? Getir. Hadi getir. Açadık. Ama tırnaklarım uzun. Tamam, açarım kalsın. Getir. Hamuru varsa getir. Eldiven tak. Getir. Bakalım. Hadi getir bakalım. Burada bakalım. Şimdi. Aynen hadi şimdi bakalım. Açacağım. Çok güveniyor kendine. Bakalım yapabilecek mi? Bugün yarışan Çiğdem, dün yarışan Hatice'ye şu an canlı canlı bu masada içli köfteni de açarım dedi. Bir iddia var. Bugün Beykoz 5. İçli Köfte Şenliği'nden hoş size geldiniz. Merhabalar. Çiğdem. Hoş geldiniz Zuhal Hanımcığım. Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi, ne olsun, dışarısı yine 17 derece. Şubat'ın son günlerinde, ah canım sağ ol. Çok şık kış, ve çok güzel. Çok teşekkür. Kış gelmeden gitti, bir cep yaptı. Bence böyle devam etsin azıcık. Böyle mi diyorsun? Etsin. Ay sen ne hoş olmuşsun, kırmızılar sağ ol. Esmer'e ayrı yakışır. Teşekkür ederim sağ ol. Urfalı ya. Başka şarkılar telife giriyordu, bu benim bestem. Dün bizi yarışmacımız Hatice nereye götürmüştü? Diyarbakır'a. Bugün de Diyarbakır'dan değil, Şanlıurfa'dan sesleniyoruz sizlere. Evet. Adeta Şanlıurfa'ya gideceğiz, geleceğiz. Şanlıurfa'lısın değil mi? Şanlıurfa'ya kucak dolusu sevgiler, evet. Selam. Neresinden? Viranşehirliyim. Viranşehir'e bizden sevgiler Gemliğe olsun. Gemliğe de gönderelim. Gemliğe de gönderelim. Yarışmacımız zira Gemlik'te yaşıyor. Zaten Gemlik'ten de bir şey var bugün. Bir evet. Dokunuş, bir rüzgar. Evet. Merhaba, merhaba. Tekrar hoş geldiniz Zuhal Hanım. Tekrar hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hazırlanmış. Öyle evet. Bir biraz yarışmacı kokoştu sofra hazırladım. Kokoş mu? Yok be, kokoşlar. Ben beni severim böyle pembeli. Ama niye tatlı güzel? Şeyler, evet. Yok yok, kibar değil bir mi? Şey olmuş. Dizilim olmuş bence. Teşekkür hoş. Ederim, sağ ol. Çiçeğin canlı mı? Değil. Değil değil evet. Mi? Ben onu Gemlik'ten özel yaptırdım, getirdim. Burada ta Gemlik'ten getirdim. Evet. Vallahi bravo. Gemlik'ten ama getirdim. Hoş duruyor bu. Hı-hı. Bazıları böyle güzel duruyor, bazıları da çok yapay böyle, yapay evet, duruyor yapay ama bu hoş, bu hoş olmuş. Yemekler? Hazır. İçli köfteler, çiğ köfteler, içli çok köfteler. Çok zorlu yemekler ama hepsi hazır. İyi yoğurdun mu bacı? Çok iyi yoğurdum. Bak o ne iyi yoğurma, hoş o etsiz, etsiz yumurtalı. Etsiz ama yumurtalı, bol yağlı. Bol yumurtalı, yağlı. Harika. Nereden malzemeler? Şanlıurfa'dan. İşte bu. Sen kapıyı aç, hemen. Al bakalım rakiplerini. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba.
Merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba Arzu. Ay merhaba Arzu, çok hoşsun. İyisiniz. Merhabalar. Efendim, from Brazilian. she's from Brazilian. Vallahi Brezilya'dan gelmiş bir hoşluk. Hoş geldin. Merhaba Erdoğan. Merhaba, nasılsınız efendim? İyi, sen nasılsın? Merhaba, ben de iyi. He's from... Neresi acaba? İtalya. Amerika. İtalya mı diyelim? Olabilir. İtalya, evet. Bugün de şapkasıyla. İtalya hoş. Modeli bu. Pişmiyorsun o gömlekle yalnız. Yok. Hava güzel. Pamuk. Pamuklu. Ben evet, polyester giymiyorum zaten, çok terletiyorum. Yine Erdem'in karşısına düşmüşsün. Evet. Evet, şansıma gene denk geldi. Çok seviyor herhalde Erdem. Birbirimizi çok seviyoruz. Yani ya yan yana ya karşı karşıya, yani, kaçış yok. Ayrılamıyoruz kendisi. Zuhal Hanım, izniniz olursa böyle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Hayırdır, ne oldu? Yani paylaş. Benimle alakalı bir şey ama bu programın çok katkısı olduğu için söylemek Öyle istiyorum. Öyle mi? Şimdi ben ufak bir göbek problemim var. Ufak. Ufak bir var. Bayağı ben, ufakmış. Hazır gıdalar tükettiğim için, asitli içecekler çok içtiğim için biraz bu göbek problemi artarak devam ediyordu. Evet. Bu yarışmaya katılacağım kesinleştikten sonra şu yaklaşık bir 5-6 gün bu hazır gıdaları kestim. Ne güzel. Asitli içecekleri bıraktım. Evet. Kendime biraz baktım. Bugün ama sabahleyin... iki porsiyon yediniz. Ama onu ben ekmeksiz yedim. Hatice Hanım'a. Bugün sabahleyin bende bir tartı var. Bir hafta sonra bir çıkayım şu tartıya dedim. Yemin ediyorum, hani Allah sizi inandırsın derler ya. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size. Şu programa katıldım, şunu gördüm ya. Hani ölsem de... Kilo mu vermişsin? 3,5 kilo. Bir günde. 4-5 gün öncesinden başladım ama. Kendime dikkat etmedim tabii. Kilo verdiğimi gördüm ya. Allah'ıma şükür ettim. Dedim mutlu ki spor yapmak senin için. Senin adına da yağdan mı gitti acaba? Ödem mi attın? Çok konuşuyor. Kesin yağları yedin. Yani spor yapmak için bu programa katılmak Erdem lazım. Kimse çıksın gelsinler. Hele cuma tartı bakalım. Hele bir de ben bir ay demek her gün gelsem buraya. Rekor kıracağım. Fit olacağım yani. Duyurulur yani, duyurulur. Çok teşekkür ediyorum. Gelin efendim, formuna dikkat edenleri de bekliyoruz yarışmamıza. Onu söyle. Evet, hemen bugünkü yarışmacımız sevgili Çiğdem. Onun da masasına bir göz atalım. Ara ara sohbetlerimize de döneceğiz tabii ki. Bir bakın bakalım nasıl Masamız bulacaksınız. Masamız plastik herhalde. Yani bu gemlikten getirdim, yaptım. Çünkü İstanbul'da olmadığım için canlı çiçek buradan bulup getirebilmem. Ben oturuyorum ama ben burada oturmuyorum. Çiçek. Ya olabilir. Ama oturmuyorum, bulamam. Yani sabah erken bir saatte. Yani bu plastik çiçeğin olmadı. Bence gayet olmamış. Bence gayet çok da şık olmuş. Plastik poz var. Ne oynuyorsunuz? Efendim? Hazırlayamam. Çok geç gittik buradan. Bulamam. İstanbul'u ben tanımadım. Yabancısıyım buranın. Geç mi gittiniz? Ben buranın yabancısıyım. Bir saniye, 4'te bitti bizim çekimimiz. Ne kadar geç buradan gitmiş buradan gidene olur. Kadar, yetişene kadar. Ben buranın onu hesaba kesinlikle katmanız lazım. O zaman koymasaydınız. Ben İstanbul'un yabancısıyım ki. Tabii ki koyacağım, koymasam. Niye bir boş tane yapma koysaydın diyecektim. Bence yapay çiçekten boş kalmasın. Hayır, yanlışsın. Bence dün oynuyorsun. Gayet çok da güzel bir çiçek. Önlemini alabilirdiniz. Alamam çünkü ben İstanbul'u tanımıyorum. Ama şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Yani birincisi bizi bir Bilmiyorum. Dinleyelim. Sen de bir dinle, eleştirileri dinleyince sonra savunacaksın kendini. Şimdi yapma çiçeklerin bazıları çok sakil, hoş durmuyor. Yani Nasıl çok plastik. Gibi. Ama bu o kadar kötü durmuyor. Bir ikincisi Sen tolere de. Edilebilir bir şey bu. Başka şehirde yaşıyor. Bilmiyor buraları. O riske girmek ya, istememiş masa tertibi olabilir. Aslında güzel. Çiçek yani servisler, görsel yani olarak neden güzel. Kimse mesela ilk avazda bence dikkat etmeniz gereken şey bütün yarışmacılar nedense ortadaki objelere takılıyorlar. Çiçeğe, şamdana mı var? Servisler doğru açılmış mı? Yönleri çatal bıçağın doğru mu? Çift servis mi? Lekeli. Bardakla... Lekeli. Çok temizledik, evet. Sildik ama leke Görün bulamazsın. Ben Nerede? De, hatta eldiven takarak ben evet, hepsi... Evet, çatalda bir leke mevcut. Yani onlar tek 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 yıkandı, tek tek silindi, eldiven Lekeli takılarak yani. Dizildi. İki kaşık. Artık hazırlıklı bir çorba. Evet. Çünkü görmeyince... Evet. Biri çorba, diğeri yemek evet, için. Şöyle bir ana yemek için. Ana yemek. Evet. Şimdi benim... Lekeli mi? Yani ben benim böyle... Çatal... Bence... Ben... Bulaşık makinesi lekesi gibi bir şey. Ama biz onu sildik. Sildik, tek biz de sildik yani. Ben de sildim. Çiğdem de sildi mi Gürbüz'cüğüm? Sildi Zuhal Hanım. Silmiş. Eksik. Öyle mi? Evet. Heh, bak. Evet, mesela bunlar daha önemli. Tamam, bak çatallarım, o çok önemli. Yok. Hemen bak çatal. Evet, dün de sen benim tatlı hemen. Servisimi Eksik. Koymamıştın. Benim Siz de bazen alelacele diyorsunuz ki her şey tamam, böyle bir göz ucu bakıyorsunuz. Detaylı bakın. Çünkü bence ortadaki çiçektense servis unutulması daha önemli bir şey. Vardı benim çatallarım yani, gerçekten bence alıp gizlediler. Ben öyle düşünüyorum. Yalan, kesinlikle yalan. Cebine falan mı koydu? Bir sorayım bakayım. Zuhal Hanım, Bursa'daki yarışmacımız Mine sildi takımları. İsa Bey, cebinize falan koymadınız mı acaba çatalları? Evet, çaktırmadan. Cebime koydum, çıkartıyorum. Şu an buraya koyuyorum. Belki sakladınız, hani ben görmeyeyim diye. Unuttunuz, olabilir. Tabii cebine heyecandan da olabilir ama. Hayır, belki de ben dizdiğimi Masa düzeninde, evet, en önemli şeylerden biri servisten eksik olmamasıdır. Tabii. Bu bir kayıp yani. Yani dün de tatlı, evet, dün de tatlı servisi unuttu. Doğru. Mine mi geldi? Evet. Ay çok, çok selam. Selam var Keşke size. Görseydim. Aleyküm selam. Merhaba sevgili izleyenler.
Bugün Bursa Gemlik'teyiz. Biliyorsunuz Gemlik Bursa'nın en meşhur bölgelerinden bir tanesi. Zeytinler etrafında ve Mine ablanın zeytinliğinin henüz bir parçasındayız. Evet. Traktördeyiz. Kadınlar zeytin topluyorlar. Evet, zeytin topluyorlar evet. Zuhal Hanımcığım. Şimdi zamanı mı? Evet, tam hasat zamanı. Tam hasat zamanı. Yani Ekim sonu, Kasım, Aralık. Hoş dikkat edelim. Aman. Dikkat edelim. Çok başarılıydı o da. Senin de arkadaşınmış, evet. Sağ olsun. Ben göremedim ama ne güzel, teşekkür ederiz kendisine geldiği için. Ben artık ufak ufak tabakları ama verme taraftarıyım. Murat, tabakları vermeden önce ben de bir çatal alma imkanım olursa. Ama vardı ya, olur yani, mu? Söylemeyeyim dedim ama kusura bakmayın, bizimki de arada hayır, gitmiş. Hayır, doğru söyle. Senin de mi çatalların yok? Çatallarımı kesinlikle dizmiştim, hayır. Ben eminim, kesinlikle dizmiştim. Erdem Bey, boş konuşacağınızı onları söyleyeyim. Bana özellikle herhalde konmamış ki ben az yemek yemeyeyim diye. Olur mu? Ben çatallığı yani kesinlikle dizmiştim. Bir saniye, Gürbüz. Çok yemeyin. Teşekkür ederim. Ondan ben de tahmin ettim. Hemen, fazla yemeyin diye. Hemen o görüntüleri buraya masa hazırlarken yarışmacımızın bir girelim. Ben koymuştum diyor. Sen o telaşla unutmuş olabilirsin, normal olabilir öyle şeyler. Tabii son diyorum ya ben, son kez bir masanıza bir bakın ben gelmeden evvel. Servislere bakın çünkü bariz bir şey o, görünür. Ufacık bir şey olsa atlayabilirsiniz de bu şimdi iki kişinin servisini açmayı unutmuşsun ya, çiçeğe böceğe bakana kadar onlar daha önemli. Masa düzeni iyi değildi, servisler eksikti, çiçek plastikti. Masa düzeni beğenmedim. Masa düzeni tamamen berbattı. En başından beri çatalı ve bıçağı cebine koydun dedi. Ama getirmeyi bile unutmuş yani kendisi. Hatta yanındaki arkadaşını unutmuştu, karşımdaki arkadaşını unutmuştu. Berbattı tamamen. Çiçeğe falan çok takılmadım ama acemilik en başından beri belli oldu ve tamamen fiyaskoydu. Masa düzeninde hem benim çatallarım eksikti hem de karşıdaki Metro İsa Bey'in çatalı eksikti. Karşılıklı bize iki erkeğe çatal koymamışlar. Koymamış Çiğdem Hanım, onun dikkatimi çektim. Nasıl oldu da unuttu? Hani o kendisini unuttuğunu hatırlattı. Ben işaret ettim, hani söylemeyeyim ayıp olmasın diye ama maalesef benimkini de yine görmedi. İkinci kez ben hatırlatmak zorunda kaldım. O açıdan biraz sıkıntılıydı. Erdem Bey, sizi tebrik ediyorum ya. Hangi ondan? Yani çok iyi fark ettiniz. Sürekli şov yapıyor arkadaş. Yo, ne şovu? Ama çatalı hemen fark etti yani. Şimdi o zaman ben direkt. İsa Bey kardeşim bana şov yapıyor dediği için ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Biliyorsunuz ben metroseksüel erkekleri sevmem diye programın başında söylemiştim. Evet. Ama ben şimdi kendisi hitap ederken metroseksüel İsa Bey demeyeceğim bundan sonra. Kısaltmaya gidiyorum. Metro İsa Bey diyeceğim. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra metro İsa. Ama biz kadınlar metroseksüel erkek evet, seviyoruz. Siz kadınlar, ben erkek olarak siz söylüyorum. Siz kadınlar sevmenize gerek evet. Yok. Siz, yani ben kendim onu öyle söylüyorum. Onu sevmiş, beğenmiş, evet. Evlenmişler. Aman, tarzı da böyle. Ne mutlu, Allah mutlu etsin. Ama bizim şeyimizin. Ama şöyle bir durum var. Hani ben kısaltılmış olarak kısaltıyorum. Benim metroseksüelliğime siz niye takılıyorsunuz? Yani siz hem cinsiz, yani beraberiz. Ya ben genelde de hani, hayır. Ben metro takılım. Bir dayanışma olacağına bu çatışma yok, nedir böyle? Yok Zuhal Hanımcığım, ben hemen söyleyeyim. Ben normalde hani Erdem Bey, ben kendi gündelik hayatımda metroseksüel yani erkekler pek bir arada bulunmuyorum. Ama bu program dolayısıyla artık karşı karşıyayız ama ben de onun için kısaltma yapıyorum. Metro İsa Bey diyeceğim diyorum yani açık açık İnsanların söylüyorum. İnsanların her türlü tercihine evet. Saygı duymak lazım. Duyuyorum. Her türlü tercih. Ben ona bir şey demiyorum. Tercihine. Dolayısıyla bu kıyafet olur. Bu efendim hayata bakış açısı görüşe, olur. Evet. Herkesin kendi tercihleri, beğenisi, mutluluğu doğrultusunda ben bir size benimsediği hayat, yaşam tarzı var. Mevzumuz burada ben değilim. Açıkçası yemekler. Bunun için biz buradayız. Evet. Ben bu tarz bir söylemden hoşlanmıyorum açıkçası Erdem Bey. İsa Bey, yemek yapmayı bilmediği için şimdi hayır. Sizinle uğraşıyorum. Hayır, yemeklerle tam, alakalı tam konuşalım Erdem Bey. Bakın. Yemek, o zaman şöyle, yemeklerle alakalı daha yemek gelmedi. Yeni gelecek. Tamam, sıra ona gelecek. Tamam, tabii ki. Şey, tabii ki. Hani bir örf, adet, adap olarak söylemek istiyorum burada. Ekran başında pek çok insan hayır, var, hangi? Rahat verecekler. Yemekte şey otururken bence şapka takılması da mantıklı. Ben ha, ona geleceksin. Şapkanızı çıkarmanız lazım. Yani kapalı mekanlar. Erdem Bey, biz de çok takıyor. Hanımlar da takıyor. Bana ters. Görsel olarak benim takıyor. Benim masama işte şurası karışık olmuş dediniz. Bugün, siz bugün herhalde gömleğinizi ütülemeyi unuttunuz. Ben bekar bir erkeğim. O kadar olacak artık. Dün de çift ama çift ama ütüye çok bekar bir erkek olarak. Benim için yani ben ütü yapamıyor musun?
Pek ütü yapamıyorum. Erkek kadın yani ayrı mı? Yani iyi yapamayabilirim yani. Mesela benim dolabım çok düzenlidir. Hayır, bütün gömleklerim, ceketlerim güzelce işlenmiştir. Ama ya bir şey söyleyeceğim. Önemli. Sen ne zamandır yalnız yaşıyorsun? 8-9 yıldır. Oo, 8-9 yıldır. Lazım. Bir ütü yapmayı öğrenemedin mi? Sadece hazır. Ya ne var ütü yapmakta? Valla benim eşim yapıyor, çok da güzel yapıyor. Ütünün alası var açıkça. Her şey var ama... Pek yapamıyorum. İki fıs, açık fıs, açık da söylüyorum. Fıs, aslında yaparsam yaparım ama benim gözüm pek çarpmıyor. Ben şimdi masanın ötesini söyledim. Bana orada kırışıklık yok mu? Bir bakabilir misin? Her şey, her şey dikkatlere çektiniz üzerime. Çok o zaman şunu söyleyeyim. Ben normalde buraya gömlek ve karabatta sadece çıkmayacaktım. Bir tane de kırkan vardı çok güzel. O komple kapatıyordu. Fakat arkadaşlar dediler ki... Hani dün tarıyordu değil mi? Dün taradığı için çıkartmıştım. Bugün hava sıcak. Ama hava sıcak kırkayla çıkarsanız zaten terliyorsun. Ondan sonra birazcık da yağlı bir kırkan var benim. Daha çok terler çıkart. T bölgesinde yağlı. Neyse artık çorbaya ya, gelip senin altında gravat takılmaz ama. Ya ben öyle bir şey kendime böyle kombin yapmıştım. Kaşıkta problem var. Nedir? Şöyle bir leke bulunuyor. Hep leke bulunuyor. Evet, yani değiştirebilirim. Bugün... Değiştir kendininkiyle bence. Kendininkiyle değiştir. Buyurun. Çift kaşığım var zaten. Hadi eline sağlık. Şifa çorbası. Evet. Şifadır ha. Bence saygısızlık yapıyor. Metroseksüel İsa dese okey ama metro İsa çok çirkin oluyor. Onun üzerine dün çok gittik herhalde. Onun intikamını almaya çalışıyor bizden. Bence Erdem Bey kesinlikle İsa Bey'i çok kıskanıyor. Kendisi kel ve göbekli olduğu için göbeği bazen masaya sığmıyor hatta. İsa Bey de gayet fit bir beyefendi. Gayet bakımlı, hoş bir beyefendi. Onu kıskandı yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Kesinlikle metro İsa Bey'i kıskanmak gibi bir şey söz konusu değil. Zaten halkta, seyircide herkes görüyor kim yakışıklı, kim daha güzel. Hani bilmiyorum nasıl söylersek. Öyle bir şeyi ben seyircilere de bırakıyorum. Şimdi kendisi metro seksüel olduğu için erkeklere yakışıklı, kadınlara güzel deniyor ya. O zaman kendimi ben daha doğal yakışıklı olarak gördüğüm için ben işin doğal kısmındayım. O işin metro seksüel kısmında olduğundan dolayı olsa gerek çekemiyor. Seyircilerimiz bir belki dün seyretmemiş olabilirler. Çiğdem yemekçi ve emekçi bir kadın. Hayatını yemek yaparak kazanıyor. İş yerinde yemek yapıyor. Çok fazla insana da bugüne kadar bu anlamda güzel yemeklerini tattırmış. Bugün de onun yemeklerini biz tadacağız. Bakalım değerlendirmeleri nasıl olacak yarışmacıların. Dün benim o kadar tavuk yok dediniz. Alın size bu tavuk. Bu bir tavuk çorbası değil mi? Peki tavuğu nerede? Burada. Hayır. Nerede? Ben çok merak ediyorum. Sizin kasenize mi gelmemiş? Hayır. Şu an bakalım. Özellikle kamera çekebilir miyim? Göster bakayım. Evet. Nerede? Şöyle bir göstereyim. Hiç yok mu? Sıfır. Yemedin mi acaba? Hayır. Sıfır. Evet. Konuşan bir dağılım olmamış. Evet. Sıfır. Bende var. Yok. Bende de mevcut. Size belki, bir saniye. Yok, sizin tabağınıza belki koymadık kasenize. Var. Niye bir koymadınız? Saniye. Bu bir tavuk çorbası değil mi? Tavuk çorbası. Şifa çorbası. Evet. Evet. Böyle. Çorbası. Şunu çözmek istiyorum. Gerçekten şimdi arkadaşlarımız çekiyorsa, çektiler yok. De zaten. Tamam. Başından beridir hiç tavuk gelmedi mi? İsa Bey sizinkine bir bakabilir misin? Yemiş olabilir var. Misin? Hayır yok yediğim şu hepimizde var. Baksanıza herkesin ne kadar var bende çok. De var. Bende sıfır. Ben özellikle Arzu yani nasıl Hatice Hanım'ın kasesine koymadım galiba. Hatice yok. Hanım dünün öcünü alıyor bence. Ben hayır, de et sizde yemedim. Sizde var mı? Tavuk var. Dünün ben öcünü alıyor yok. Bence. Hayır şu an ben mi yanlış görüyorum? Yani tavuk var. Bende bu kadar var. Sadece. Bir saniye. Erdem'de de şu kadar var. Et yiyeceğiniz ya tavuğu az kaldı. Ama artık siz buldunuz buradan vurursunuz beni devamlı. Neyse tavuğu yok. En çok. Yani tavuk çorbasında tavuk yok. İkincisi bulamaç gibi bir çorba. Kesinlikle Allah değil. İçinde bulamaç var. Bulamaç gibi diyemezsin. Yani, kesinlikle kabul etmiyorum. Un tadı çok geliyor. İçinde ıspanak var. İçinde biber var. Ispanaklar kafam kadar zaten. Tavuk suyu var içinde. Hayır. Ne kafan kadar? Kafan kadar ıspanak olamaz bu yeşil. Ispanak nasıl kafa bir dinleyelim mi Çiğdem'ciğim? Seni çok iyi anlıyorum ama bu noktada biraz dinleyelim. Çiğdem Hanım geçiyor ama şöyle bir alabilsem göstereceğim. Yok ben de tavuk yok kafam kadar ıspanak evet, dedin. Evet kafam kadar ıspanaklar var. Bulamaç dedin, un tadı dedin. Doğru söylüyorum. Yani geliyor. Tek tek konuşun. Bakın evet. Biberlere bakın. Ne olmuş? Tek tek gösteriyorum kafam kadar. Allah'ım. Ben bunu domatesi tamam de göstereyim bir evet. Saniye. Şöyle siz de bakın. Havuçta bir sizde şey olmaz ya. Var. Havuç. Kırmızı biber. Yok şu havuç değil mi? Havuç değildi. Evet. Ha. Benimki domates de. Tamam. Ispanak. Tadı nasıl lezzeti kıvamı? Hiç beğenmedim. Eyvah. Ben tadı geliyor. Beğenmedim ya ama tabii benim siz çorbam de bugün. Çok... Ya bununla kıyaslayamazsınız. Gerçekten. Ben bununla kesinlikle kıyaslarım. Şöyle söyleyeyim. Bunun içinde çok emek var.
Emek illa ki ben bunun içine soğan, sarımsak, havuç, ıspanak, yeşil biber, kırmızı biber, tavuk. Bunları görüyoruz. Hepsi var yani. Peki. Ben bunu doğramamış mesela olsam, mesela bunu hasta birine yapsanız evet şifa olabilir. Hasta yatalak birine yaparsanız bu şifa olabilir. Ama bir davet masasında böyle bir çorba kesinlikle bence yakışmaz. İri mi doğramış sebzeleri? Hem çok iri doğramış, hem tavukları çok çok az, un tadı aşırı derecede geliyor ve ıspanakların her biri çok büyük. Hatice yani. Hanım, şöyle ben, bir siz de bakın. Eğer ben bunları taneli yapmayıp blenderdan geçirsem mama diyecektim. Olmaz. Bu defa da onu diyecektim. Yani, yine eleştiri alacaktım. Hayır, lezzeti de yok. Ben, hayır, lezzeti kesinlikle var. Peki diğer yarışmacıya da sorayım. Lezzeti var mı İsa? Lezzeti yok. Emeğinize sağlık bu yok arada. Yok mu? Yok, lezzeti yok. Şöyle bir durum var. Sebzeler, biberler daha doğrusu çiğ kalmış, içinde diri kalmış açıkçası. Çok bir tat alamadım ben açık konuşmak gerekirse. Hani dünkü Hatice Hanım yaptığı çorbaya göre dünkü Hatice Hanım'a o zaman haksızlık yaptık. Bence, çünkü çorbası şahane. Yaptınız zaten oraya yaptık. Geleceğiz. Bence, şahane, yani, şahaneydi. Çorbası şahaneydi. Değil. Hayır, çorbası şahaneydi dünkü Hatice Hanım'a göre. Onun için 5. Ben şu an evet haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Evet, düşünüyorum Hatice yani Hanım'a. Bence çünkü sen puan kırmak için hayır, çaba harcıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Niye? Yani neden? Kesinlikle çok emek isteyen bir çorba. Ben bununla çok uğraştım. Tabii ki içinde diri kalacak. Ya bakın zaten uğraşacaksınız. Ne yapacaksınız? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok haşlandı. Hazır mı yapacaksınız? Zaten. İçinde sebzeler. Erdem Bey iri. Gibi hazır çorba mı yiyeceğiz hayır, yani? Sebzelerin, tabii ki yapacaksınız. Ben de seviyorum ki. Şimdi benim çorbamı beğenmeyip ben onu iddialıyım diyorsunuz. Onu tamam mı? Soğanla sarımsakla kavurdum. Tamam da iddialıyım diyorsunuz. Gerçekten benim sizden beklentim çok yüksekti. Ben peki. İddialıyım. İsa tamamlasınız. Yani beğenmedim. Daha doğrusu catering firması çorbası olmuş. Böyle evet. Şöyle yani, söyleyeyim bakın. Fason çorba olmuş benim gözümde. Fason çorba mı? Evet. Bence, Allah hayır. Allah. Erdem Bey dün burada ben mutfağı toplarken yanıma geldi. Senin çorban çok güzeldi dedi. Ben sana haksızlık ettim. Aa. Dediniz mi? Yani öyle bir muhabbetimiz oldu ona yakın. Evet. Yarışma sonrası. Evet. Yarışma sonrası neden onu da söyleyeyim. Şimdi hani bir puanda bir 5 verdik ya böyle evet, bir durumda söz konusu oldu. Evet herkes bir 5 verdi. Kendisi ben aslında keşke deseydim. Keşke deseydim. Çünkü ben 6 yapıyordum. 6'yı son anda 5 yazdım. Niye öyle bir şey yaptım diye çok kendi evet, kendime dertlendim. Bana da söyledi. Evet. Dedi ki sizin çorbanız bak, bile mükemmeldi. Tadı damağımda kaldı. Çok doğru söylemişim ama biliyorsun. Çok çabuk çark etmişsiniz. Çok doğru daha söylemişim. Çünkü bu ya bırak daha güzeldi. Ya. Bu çorbadan daha güzeldi. Hayır çorbam. Dün gayet. Erdem bir saniye. Ben puan kırmak için. Sevgili Erdem. Dün ben sana burada neden 5 dediğimde. Yo 5 de hakkı bence 5. Falan filan yapıyordun. Daha benim söylememin üstünden 5 dakika geçmeden gitmişsiniz. Şimdi Zuhal Hanım pişmanlığınızı de dile getirmişsiniz. Vicdan muhasebesi yaptı dönemler ya kamera önünde değil, kamera geçmiş ben olsun. Ben kamera önünde söyledim bunu. Burada şimdi İsa hata yaptı. Çünkü bir değiştirmek istediğinde çok geçti ama artık. Ama şimdi geç yani. Abi. Ama şimdi sen kadın belki de bu haftanın birincisi olmayı hak eden bir yarışmacıydı. Siz şu an elinden otomatik olarak belki diyorum bu arada. Daha yeni başladık ama da. Ama bu çorbadan daha güzeldi dün. Şimdi çorbayı geç. Yani. Şimdi sen pişmansın. Sen pişmansın. Dün, gitti oradan birer dün puan. Erdem Çiğdem'le ilgili de bir duyum aldım. Onu daha sonra konuşacağız. Şu çorba yorumunu bitirelim bu konuya döneceğiz. Arzu? Sanki şöyle bir çorba olmuş. Evde kalan birkaç tane malzeme onları değerlendirmek için hepsi için atılmış bir çorba. Kesinlikle. Diri kalmış gerçekten sebzeler. Biraz daha pişmesi gerekiyordu. Tuzsuzdu. Bir de aşırı un tadı geliyor. Tabii ki koyabiliriz. Bunu değerlendirip almak çorbaya, sorun değil. Sana ama un tadı geldi mi? Geldi. Hani gerçekten benim çorbamda... Sen sıranı da... saldın. Anlıyorum. Ay, dolusun sana geleceğim. Yok seni konuşturacağım. Evet. Ama Erdem'i de dinleyeyim son olarak çorbayla ilgili. Şimdi çorbayla ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Hani kafam kadar diye bir şey söylediniz ya Hatice Hanım. Evet. Çok haklısınız. Aynı şey ilk önüme geldiğinde ben de düşündüm. Yani kafam şu, kadar değil Erdem. Şu, yani ben o örnekten yola çıkıyorum. Hakikaten çok büyük. Yani şunu da bir görüntü olarak... Zaten taneli çorba bu. Görüntü taneli olarak kötü bir, kötü bir görüntüsü tavuk var. Tavuk yok. Bir tane bile tavuk yok. Ayrıca tamam, bana küçük bir parça tavuk gelmiş. Ben şimdi burada Çiğdem Hanım'a yakın olduğum için daha çok görüyorum. Hepimizin tabağında belki sizde var ama en çok kafi. Tavuk en çok ama tavuk kendisi tabağında kendisinden torpil yapmış. Aslında biz burada misafiriz. Misafiresizsin bunu yapmış. Çiğdem doğru söylüyor. Pardon. Neden? Şimdi sen acaba servis ederken servis oraya tavuk ederken oraya... ama herkese hayır, eşit koyacaksın. Hayır ben şey yapmadım tencereden doldururken hani tavukları... Ama dikkat etme. Şimdi tavuk önemli bir parçası bu yemeğin. Şimdi orada yarışmacı da yok. Mesela. Ya, Çiğdem Hanım bu, para kazanacaksınız inşallah. Hani herkes inşallah. Için. Hani Allah kime rast getirirse kazansın ama şey. Bunu düşünerek tabii bu servisi tadınız yaparsınız. Tadınız Erdem. Tadın da pek beğenmedim. Tuzu az geldi. Ya. Bu evet, sebzeler büyük da. Olduğu için ondan da tad alamadım. Göze hitap etmiyor, damağa hitap etmiyor. Dünkü çorba bundan daha lezzetliydi. Gayet. Tavuk da pek yemedim. Sadece küçük bir parça gelmiş. Çiğdem Hanım kendisi 500 kişiye
Evet. Tek başına yemek yaptığını söylüyor. Evet. Ben de buradan seyirciler de bizi seyrediyorlar. 500 kişiye lütfen yemek nasıl yaptığınızı fotoğraf getirin, video getirin. Burada arkadaşlar nasıl ispat edin. Gerçekten çok merak ediyorum. Erdem Bey isterseniz yani, hesabımdan görebilirsiniz. Hesabınızdan gayet var. Hepimiz görmek istiyoruz. 500 kişi çekip sayacağız mı? Evet. Yani kazanları falan tamam hepiniz görebilirsiniz. Demek ki Hatice Hanım şunu anlayacağız. Ben orada eğer tutmadıysam durabiliyorsam esnaf. Bir lezzet göremedim. Umarım değil. Ben ticari olarak çok bence. Erdem Bey kusura bakmayın bir şey söyleyeceğim. 500 kişiye çok yapılınca herhalde arada böyle kaynıyor herhalde hani böyle yani şeyler. Ondan dolayı olabilir. Ben hep onu söylüyorum. Buraya açtılar. Doğranıyordur belki. İşte tabildot yemek yapanlar veya personel yemeği yapan insanlar geliyor. Hep onu söylüyorum. Şimdi orada diyorsun, diyor ki diğer yarışma. Ama şimdi o her gün yemek yapıyor. Tecrübeniz öyle mi? Tamam da o da mesela kazanlarla, tencerelerle. O kadar Erdem malzemeyle Bey, yapmak başka, alt şey yapmak başka. Bence siz benim aşırılama laf söylemeyin. Yok. Siz balınızı satın. Yok, bal ben bal satmıyorum zaten. Reçel satın, bala da geçiş yapın. Bal dediniz, bal da satın işim yok. Işte, bal da satın yok. Balcılardan değil. Evet. Ben de orada her şey doğrusunu yaparım. Dün burada evet. Dedim ki ben değiştirebilir miyim? Tabii ki kabul görülmedi. Sıcağı sıcağına bir pişmanlık yaşadı. Sıcağı sıcağına yaptım bunu. Evet. Siz neye dayanarak mesela böyle bir muhabbete girdiniz? Ben böyle bir muhabbete girmedim. Şurada koltukta rahat otururken düşündüm. Bir vicdan muhasebesi yaptım. Dedim ki hani herkes 5 verdi. Ben aslında bu 5'i gerçekten vermemeliydim. Elin 6'ya kayıyordu. Evet. Niye 5'e kaydı? Ben onun için Hatice Hanım'a söylüyorum. Bana puan verirken bunun intikamını alabilir. Daha düşük puan versem o kabul edilir. Şimdi ben kabulüm. Bence kendimden oynadım. Olabilir. Kabulümdür. Sen bir puan eksik almayı kabul kabul ediyorsun. Çünkü şimdi bakın. Biz ama telafisi o mu acaba? İnanın ki ama şimdi yanlışa yanlışa cevap vermek olur. Telafisi olmamalı. Sen devam peki edeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu da seni 5'e iten, tetikleyen unsur neydi acaba? 6'yı yapıyordum tam elim 5'e kaydı. Tamam. Ne geldi aklına? Ne oldu? Şimdi ne geldi aklıma? Yemek ekşiydi. Ekşi tadı beni daha kravat bile gitti. Ekşiden dolayı gözüm. Ekşili diye yazdığınız suları aktı yani. O kadar lezzetli. Kravatına kadar etmedi, damladı. Ağzım kabul etmedi dışarı hayır, attı. Hayır hayır o kadar lezzetliydi aşağıya aktı. Ekşili yani, yazdığınız ekşi olmasın. Hayır şunu söyleyeceğim. Zaten. İşin şakası bir tarafa. İşin şakası bir tarafa. Hani ben yemeklerin tadına baktım ama insan bazen hata yapabiliyor. Anlık düşünüyorsunuz. Yani ben buradan herkese de söylüyorum. Lütfen not i̇şte, verirken biraz daha içten yaşayın. O yüzden Zuhal Hanım evet, iki defa soruyor. Ben tam da bu yüzden hele de özellikle pazartesileri minimumda tutmak için bu hataları ekstra konuşuyorum. Uzunca bir süre diyorum ki bakın menü bu, beğendiniz beğenmediniz tek tek soruyorum emin misiniz, değiştirmek ister misiniz? Hayır diyorsunuz, çok emin konuşuyorsunuz. Sadece açtıktan sonra o kadar ateşli savundun ki kendi beşini. Erdem hemen hata. Program biter bitmez bunu söylemem beni hani düşündürüyor. Erdem Bey tadına bakmadı ki. Yani. Erdem Bey porsiyon porsiyon ya, yedi. Hayır ben porsiyon porsiyon güveçten yedim ama güveçten. Hayır Erdem Bey siz hepsini beğendiniz. Pilavı beğendiniz. Çok mesela ben... Bir yerde ikinci kez istediğim bir yemekten hoşnut kalmışım demektir. Tamam. Evet. Güveçten hoşnut kaldım. Bu zaman beş olmamalı zaten. Helal güveçten, helal ikinci kez o güveçten bir daha yapsanız vallahi iştahla da yerim. Ona da 9-10 da veririm. Çorbadan da içer misiniz? Efendim? Çorbadan da içer misiniz? Çorbayı içerim ama dünkü gibiyse o yine düşük not alır benden. Ama dediğim gibi telafisi için bana eksi puan vermenizi rica ediyorum. Ama ve bundan sonra... Demin güzeldi diyorsun çorba. Ha, çorba güzeldi. Bana eksi puan versin telafi etsin. Gerçekten hayır, çok açık açık söylüyorum. Ya normalde bayanlar benim dediğim çok net anlaşılır. Biz siz beğendiniz. Benim yani sen devamlı çok... car savunacağım tabii ki kendimi savunmayayım mı yani? Böyle bekleyeyim mi? Onu mu istiyorsunuz? Yani ya? Metro isabet. Bak tamam. Ben tamam, zaman... hanımefendiler de konuşsun. Tamam biraz susun. Tamamlayın. Ben tekrar ağır kesici aldım ya bir saniye. Senden sonra çıktım. Bir puan eksik 6 verecektim. O zaman bugün kim bilir kaç tane alacaksın bilemiyorum. Tamam hepimiz bir ben gerçekten 6 vermeliydim. Gidelim bir tane puan az verdim. Telafisini bana eksi puan vererek telafi edebilirsiniz. Ama benim için bir bundan sonra çok dikkatli olacağım. Erdem Bey neden pişman oluyor veya neden dile getiriyor bunu? Bence dile getirmemeliydi. Bunu Hatice Hanım'a dile getirmesi de bence onun yanlışını oldu. Erdem Bey içten pazarlıklı. Kendi gününü oynadı. Evet, ben de vicdan yaptım ama bunu kendi içimde absorbe etmeye çalışırken ben bunu dile getirdim. Ama o direkt yanına giderek kendine çalıştı. Bence yapmaması gerekiyordu. Erdem Bey'i samimi bulmuyorum çünkü aslında Erdem Bey ne yaptığını bilmiyor. Şu an kendini böyle bir boşluğun içinde mi görüyor? Artık televizyon karşısında çok fazla bir heyecan mı yaptı? Anlamadım. Bence kendini oynuyor. Sonra da masada şey diyor işte. Benim puanımdan düşersin. Şöyle yaparsın. Sen zaten yani birinciliği hayal bile etme. Sanki sana puan mı vereceğim bir de puandan düşeceğim. Boş konuşuyor sadece. Peki bugünkü menü hakkında ne düşünüyorsun Arzu? Yöresel geziyoruz. Dün Diyarbakır dedik. Bugün Urfa'dayız. Bugün Urfa'dayız. Yarın Allah bilir neredeyiz. Ne güzel. Yöremizin güzel yemekleri. Yöre yöre geziyoruz ama ben çorbadan çok sıkıldım artık.
farklı bir şey. Demek çorba, ki Arzu Hanım çorba yapmayacak. Tam tersini yapıyorlar. Ondan sonra da bir çorba olaydı da içeydik diyorlar. O da var ama sürekli çorba çorba. Farklı başladık çorbadan. Peki şimdi ara yemekte çiğ köfte var, içli köfte var. Onu söyleyeceğim. Zeytin salatası var. Bulgur. Menü sadece bulgurdan ibaret. Ama sen bir Diyarbakırlısın. Şöyle söyleyeyim, bunun ben içli köfteden çok iyi anlarım ve çok da iyi yaparım. Şöyle söyleyeyim. Çok ince açarım. İçli köfteyi Çiğdem Hanım yapmış. Önünden kalan bulgurlarla da demiş ben bir ana yemek yapayım. Çünkü onun bulgurundan aynısı. İçi ha, yemekte aynı. De var evet. Tabii tabii aynı zaten. Evet. Ara sıcağın hangisi yanında. Var, ara, hayır. Bir saniye ben konuşuyorum, beni dinler misiniz? Ara sıcak. Ara yemekte ne var? İçli köfte. Yanında ne var? Kısırın yumurtalı hali. Yani biz ona bizim yörede, ben de doğulu olduğum için biliyorum. Yumurtalı çiğ köfte, kısır tamam. gibi yapıyorsun. Üstüne yumurtayı tabağa. Öyle yemek öyle ne yapsın? Tamam da bulgur hayır, bulgur. Kısır gibi değil. O ayrı bir eleştiri. İki tane salata var. Yani iki tane salata var. Bulgur hepsi var. Zeytinli, tatlı zeytinli, salata zeytinli. İrmik var. İki tane ayrı şeyde irmik i̇şte var. İşte diyorum ya. Tatlıda uyumsuz mu yani? Diğerinde. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bir kebapçıya gittiğinizde ara yemek olarak hem içli köfte hem çiğ köfte yemez misiniz? Biz de sadece içli köfte getiriyoruz. Sizinki ayrı. Çok ama yenmez mi? Hatice Hanım siz de dolmayı bile sizin çok ekşili dediler mesela. Ama ekşili dolma. Niye ya? Ama kebapçılar da bir porsiyon çiğ köfte gelir. Sen de yöresel yaptın. Dolma yaptın. Üstüne içli köfte, kuru dolma. Yersin. Evet sen de yaptın. Çiğ köfte demek eti çiğ yoğurmak. Çiğ köfte. Eti yok ki içinde. Bu yumurta, yumurtalı kısır. Hayır. Evet. Hayır hayır kısır diye kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ama Urfa'da öyledir hayat. Kesinlikle Urfa'da kabul etmiyorum. Yemek var. Zaten Urfa'da var. Kısır çok fazla köfte varken ona ne gerek vardı ki yani? Ne gerek vardı? Bir de iki tane salata ara yemekte. Ha o bir eleştir bak bunu anlarım. Dersin ki bir tek çiğ köfte yeterdi veya sadece içli köfte yeterdi. İki tane bulgurdan oluşan yemeğe ne gerek var dersin ama o da maharetini gösterir. İkisi de zordur bu arada. Yani çiğ köfteyi hiçbir ne kadar yoğurdun yok. Çiğdem? Hiçbir çiğ köfteyi 20 dakikada yoğurdum. 20 dakikada. 15-20 dakika sürdü hiçbir yani. Hiçbir zorluğu yok. Nasıl zorluğu yok saydın hiçbir ya. Hiçbir zorluğu yok. Bütün Arzucum malzemeleri koyuyorsun. Ya. Suyla ıslatıyorsun. En sonunda harmanlandıktan sonra. İçli köfte sonra... kolay mı? İçli köfteye demiyorum. Ama hem çiğ köfte hem içli köfte hayır. yapıyor kadın. Çiğ köfte, çiğ köfteye diyorum. İçli köfte çok ama kolay değil. Ama hayatım demiyorum. Ben de sana diyorum ki ikisini de birden yapıyor. Zor değil mi yani seçtiği yemekler? Ve emek istemiyor. Yanındaki emek çiğ köfte, tamam emek illa ki i̇şte var. Yanındaki çiğ köfte basit bir şey. Öyle menü kalabalık tabak hani çok görünsün diye yapmış ama. Ama kolay evet, içli köfte zahmetli bir şey. Arzu Hanım biraz susarsanız bir şey diyeceğim. Ben Arzu değilim bu arada. İkide bana Hatice Arzu diyorsunuz. Pardon. Benim ismim Hatice. Buraya yazacağım tamam. Hatice. Hatice. Senin dolman da çok kolaydı. Ara sıcakta sadece bir dolma vardı. Hazır yoğurdu da koydun. Dolma mı kolay? Tasaya getirdin koydun eve. Kolay. Teşekkürler. Gayet kolaydı. Ha, yani. Kadınlar gününe geldik. İşte bizim günlerde İki. Böyle yapılır. Bence bu kadınlar gününe değil. Bence evet. sen eleştirmek için eleştiriyorsun. Yiyelim Arzucuğum. Gelenler başlasın. Tamam. Şimdi... İçli köfte açtırırız sana istiyorsan. Vallahi çok güzel açarız. Hemen bir açarız. İçli köftelerim dillerim. Tamam hemen açın o zaman. Çok iyi anlarım içli köfte. Ben kendi günümü tamam, saldım. Hayır hayır açma biliyorsun ya. Vallahi çok güzel açtı göreyim. Hatta fotoğraflarım da tamam. Bu arada tabaklar geldiğinde sunuma, porsiyonlamaya, tabaklamaya da dikkat edelim, konuşalım. Bunlar da önemli. Nasıl görünüyor ara yemek tabağınız? Yani sunumda bir sıkıntı yok. Evet gayet güzel yeşil renkli koymuş. Zuhal Hanım ha, ben ikramlık olarak limonata yaptım getirdim. Kendi el. Teşekkür ederiz ben bunu içerim. Bunu getirip ikram edeyim ve içeceklerim de var. İsteyen ana yemek de alır ihtiyaç ben içerim. Ben limonata alırım. Ben de içerim. Ben de içerim. Tamam. Hepimiz için eline sağlık teşekkür ederiz. Çiğdem Hanım kaç tane içli köfte yaptınız? Ben birer tane yaptım. Niye iki tane yapmadınız? Mesela tabağı daha çok çiğ köfteyle doldurmuşsunuz. Ama zaten yumurtalı köfte var ona gerek duymadım fazladan. Yani iki tane çok, bu olması... Bu defada diyecektin ki doldurmuş bir de bulgur. Bakın. Yani bir kararda duramıyorsun. Önce bir söylediğin kararın arkasında dur sen. Çiğdem Hanım az önce yumurtalı köfte dediniz değil mi? Evet. Siz, yumurtalı çiğ köfte. Siz bile çiğ köfte olduğunu kabul ediyorsunuz. Hayır yumurtalı çiğ köfte. Bizim önümüze getirmişsiniz. Ben de dediğini biliyorum. Şimdi gidiyorum. Şöyle ben yorum yapmak istiyorum. Dur yapma. Yapmayayım. Dur çok erken. Dur. Sen bir önce ye daha salatalar geliyor. Evet, zeytinlerden de yiyin arkadaşlar. Ben de alayım. Ben bu kuru domatesleri çok seviyorum bu arada.
Bu limonlar nereden? Gemlikten hazırladım. Parmağınızı uzatabilir misiniz? Eline sağlık. Tabii ki. Bunlar da gemlikten herhalde, zeytinler. Evet, gemlikten. Zeytinyağı. Sizin var mı orada zeytinlik falan? Benim yok. Seni olur benim inşallah. Yok. Olur inşallah. Ama tanıdığım çevrem çok, sağ olsunlar. Ne güzel, Allah eksikliklerini göstermesin. İsa, gel seninle başlayalım bu sefer. Başlayalım. Tek tek isim vererek anlat. İçli köfte şöyle, çiğ köfte böyle diye. İçli köfte çok kalın. Kalın mı? Evet, kalın. Çok kalın. İçindeki malzeme az ve kalın kalmış. Eyvah. Dışı. Bu bir içli köftede duymak istemediğimiz bir eleştiri. Doğru çok mudur? Kalın. Çok kalın ve lezzeti alamıyorum o yüzden. Açık konuşmak gerekirse. İsa Bey, gayet lezzetli olmuş. Bakın, bahane kalın, arıyorsun. Kalın. Niye bahane arayayım? Bakın. Evet. Bakabilirsin. Gayet kalın lezzetli yani. Olmuş. Tamam da kalın. Şöyle kameraya gösterir misin? O tarafa doğru. Kalın diyor İsa. Kesilmiyor mu? Evet. Şöyle. Evet. Açtım. İsa Bey'in gayet kesiliyor. Evet, ben gayet kalın. Rahat kesiyorum. Beğenmedim. Kesiliyor yani. Beğenmedim. Gayet de. Ya kesiliyor ama kalın. Kesiliyor yani. Yani. Tadım olarak tadı alamıyorum içindeki. Valla bunu başka yerde yemiş olsan derdin harika vallahi olmuş. Valla ben köfteyi çok kesinlikle severim. Kesinlikle harika diye beğenmiyorlar. Yarışma ya şimdi. Tamam da biz her yemekten köfte hiç yemedim mi hayatımda? Beni güçlü rakip olarak gördünüz karşınızda. Şimdi güçlü puan kırmak güçlü için mi çaba harcıyorsunuz? Valla hiç öyle bir şey görmedim ben. Ben gayet öyleyim. Ama şöyle bir durum var. Olanı söylüyorum. Yani burada kalın ve İçindeki malzemeler az. Az malzemeler kullanmışsın. Lezzeti de mi yok? Lezzeti de yok. Evet, yok. Lezzeti yok. Ben bunu beğenmedim. Çiğ köfteye geldiğin zaman yumurtalı çiğ köfte hiç yemedim. Çiğ köfteyi severim. İlk kez yiyorum, evet. Ama çiğ geldi. Çok bu yedirerek böyle oluyor. Tamam ama 20 yeterince dakika yorulmamış değil. Yorulmamış. 20 dakikada bu yapılacak işler değil. Aa, böyle oluyor. Değil. Bu değil. Etli çiğ bulguru pişiremezsin. Kesinlikle 10 dakika böyle oluyor. Bulguru pişiremezsin bu şekilde. Pişmedi. İyice yoğrulmamış. Olmuş, yorulmamış. Kızarmış yağla, o zaten kendi bakın, özleşmiş. Ya bulgurlar... Pek yemediğiniz, bilmediğiniz bir şeyi nasıl diyebilirsiniz? İyi de çiğ köfte yedim, yumurtayı yemedim. Ama o etli çiğ bakın köfte, siz bunu etli çiğ köfteyle karıştırmazsınız. Hayır, etsiz çiğ köfte hayır yedim. Nasıl, ben de evde yapıyorum. Hayır, bu böyle oluyor. Bu nasıl bu oluyor? Özelliği böyle. Bulgurlar... Bunu yoğuruyorsun, çok fazla bu yoğrulmuyor zaten. Bulgur böyle pişmiyor mu? Pişmiş zaten piştiği kadar. Bunu yağla yumurta zaten i̇şte pişiriyor. İşte o pişmemiş diyor. Ya ben, yumurtayla benim ağız tadım pişmemiş diyor. Senin ağız tadın bence biraz değişmiş. Valla benim ağız tadım çok bence iyi. Bence biraz değişmiş. Ben gurme bir adamım yemek konusunda. Bugün biraz değişmiş bence. Gurmeyim diyor ya. Benim. Ya ben gurmeyim. Yemekle benim, alakalı sensin gurmeyim. Ben o öyle sensin söyleyeyim sana. Evet ama beğenmedim. Neden bence değişmiş? Bir şey söyleyebilir miyim? Ne demek istiyorsun? Için. Niye değişmiş? Bugünlük öyle. Bugün yani şimdi. Niye? Bugünlük mi? Bugün beni diyorum ya biraz güçlü rakip yani gibi başka, gördünüz. Ama onun arkasında başka bir şey demeye bence çalışıyorsun. Bence yemekler hayır. Hayır. Elemek için. Hayır. Bugün hayır bence o yüzden beğenmiyorsunuz. Onun puan arkasında kuruyorsunuz. Kendini oynuyorsun çünkü sana gelen puana bakacak. Bana mı? Beni güçlü rakip olarak görüyorsun. Ben mi? Evet. Yok, ben seni güçlü rakip olarak öyle görmedim. Görmüyor musun? Kesinlikle gayet. Ama kaç yıl yemek yapan insanı rakip görmüyor musun? Bakın aşçı değil ki hanımefendi. Kendisi aşçı değil, işletme sahibi ve orada fason yemek yapıyorsunuz. Ama bu, bakın ticari olarak size saygı duyuyorum. İşle alakalı da inşallah işiniz daha da artar. İnşallah. Allah bol kazanç versin. Hepimizin inşallah. Amin. Ama yaptığınız yemekler fason yemekler. Değil. Ya nasıl çiğ değil? Çiğ köfte fason mu? Evet, siz fason. Benim yöresel memleketimin yemeğine fason diyemezsiniz. Siz Urfalı mısınız? Bu Urfalıyım ve bunlar Urfa'da çok ağır misafirlere yapılan. Tabii aslında bunu sen de bilirsin ama ben galiba. Bakın Diyarbakır köfte, içli köfte evet. Ama çok önemli bir şey söyleyebilir miyim? Çok üzülürüm. Lafının arkasını söyler misin? Nasıl? Bugüne özel bir şeysin dedin. O yüzden hayır bir şeysin hayır, derken. Sanki hayır, ben burada birileriyle hayır. bir diyalog halinde. Yani ben hayır o açıdan ne demedim. Benden puan düşürmek için yani. Yani bahane arıyorsun. Bahane ama arıyorsun. Ama neden? Sen ne alıp veremediğim olabilir? Rakip olarak gördüğün için. Sen güçlü rakip. Hayır görmüyorum. Görüyorsun. Görmüyorum. Bence görüyorsun. Görmüyorum. Gayet görüyorsun. Ya net görmüyorum. Keşke olsa da sana yoğursaydım şunu şu an şurada. Peki. Yoğur deseydim İsa Bey. Hayır zeytini yoğurumlamadım. Yoğurum. Zeytin güzel. Beğendim. Beğendim. Güzel ama hazır ürün. Ne hazır? Bu hazır ürün. Hepsini aldım, doğradım, içini çıkardım. Hazır tamam, hazır olacak. Işte, hazır nasıl olacak yani? Beğendim, güzel. Ne bekliyorsun? Ya güzel, ben hazır kötü demiyorum. Yani İmum böyle alıp kavanozdan dökmedim çok ki. Çok teşekkür ederiz. Doğru abi, afiyet olsun. O ikram sağ olun, zaten. İkram, evet. O peki ikram adına konuşuyorum ama ben genel olarak... Çünkü o ikram olduğu için beğendim, teşekkür ederim. Evet, Hatice evet çok hevesli yorum göreceğiz yapmaya. Çok evet, hevesliyim. Çünkü çok bekliyor, sabırsızlıkla. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Ben zaten röportajımda da söyledim. İçli köfte benim için çok önemli. Basın gerçekten güzel yaparsa güzel bir puan veririm. Yapamamış mı? Kesinlikle getireyim yapamamış. Açacak mısın? Getir. Getireyim hadi getir. Açacağım. Neyi açacağım? Tamam açarım getir. Hamuru varsa getir. Ben hadi de açarım. Tak, burada açayım. Ben de hadi tamam getir bakalım. Burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açacağım. Oo, bravo. Bakalım
Ben açabiliyorum senden. Ben neler oluyor? Sen de mi istiyorsun? Ama bu tırnaklarla ben nasıl? Ben Ufalı arkadaşımdan öğrendim. Büyük bir görsel. Bir saniye Arzu da yapmak istiyormuş. Çok güveniyor kendine. Bakalım yapabilecek mi? Çok söylüyor ya. Beğenmedin. İşli köfte kesinlikle peki sen olmamış. Nasıl açacaksın burada işli köfte? Açarım. İyi de sana helal servis olsun. Falan yapılacak. Helal olsun. Ha? Açarım. Kendime güveniyorum. Güveniyorsun tabii kendine. Ki de. Şu an içeride bir hazırlık var. Niye diyeceksiniz? Evet. Çünkü bugün yarışan Çiğdem, dün yarışan Hatice'ye şu an canlı canlı bu evet, masada işli köftenizi açarım dedi. Bir iddia var. Evet. Birazdan ilk kez yemekteyiz de böyle bir şey görüyoruz. Daha evvel mutfağında yalnız kendisi bir şey yapıp getiren oldu da şu an içli köfteyi burada açacaksın. Evet evet açarım. Yalnız şey hamurunu aynen kalmış hamuru getirsin. Hamurunu kötü yaparsa açılmaz. Kaldı mı hamurun Çiğdem? Kalan hamurdan getirsin. Var mıymış? Karadenizli olarak oradan ben de yaparım. Hamuru... Vay. Evet Arzu Hanım ama dersin. Şimdi bir şeyi görelim de sen tamam. De mi açacaksın? Ben de açacağım. Kısır diyorum ben buna. Bir saniye Çiğdem. Kaldı mı içli köfte getir. Hamurun? Bilseydim evet var yapmaz. Hazır. Bu uzun tırnaklarla. Nasıl olacak tırnaklarla? Ya tırnakla biraz mesela yemeyeceğiz zaten. Ne yapacağım? Orada mı yapacağım? Buraya mı geçeceğim? Fark etmiyor. İstediğiniz yerde yapabilirim. Buyurun getirin. Evet, o zaman Arzu da istiyormuş. Yapalım. Neyin üstünde açacaklar? Tabak getirdiniz mi? Size de elden getireyim. Su da alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Duello. Siz İsteyen eldiven taksın. Biraz da su getirin. Hemen öyle suda şey getiriyorum. Evet arkadaşlar. Ben bu şeye hiç dokunmadım. İsterseniz kullanabilirsiniz. Parmağımı banacağım ya. Ban ben onu kullanmayacağım. Bilmiyorum eldivenle olur mu? Deneyeyim mi? Neyse elimle açayım ya. Sen nasıl rahat eder? Nasıl yemeyeceğiz biz onu? Dibini de yiyeceksin bakın, sadece. Hamuru zaten hiç olmamış. Yapış yapış. Bunun öyle hamurunun mi? Böyle olmaması gerekiyor. Baksana. Hadi ya. Zaten içi sulu biraz. Yapış yapış. Tutmamış birbirini. Hanımların iddiasını birazdan... kanıtlayamadıklarını göreceğiz. Hamuru ama sıkıntılı yani olmamış. Madem hamur sıkıntılıysa niye dağılmadı? Niye kızartabildim? Hamur sıkıntılı olsa... Bu kadar olsa... kalın yaparsam zaten hayır, dağılmaz hayır, yani. Hayır hayır kesinlikle. Ha? Yok elimini istemiyorum. Yalnız hamur kesinlikle hamuruma bilmiyorum. Bahane bulamazsın. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani içli köftenin zaten hamuru bu. İrmik, un, bulgur. Bir tane de yumurta hamuru giriyor. Tutmamış kesinlikle yani. Bu. Gayet tutmamışsanız niye dağılmamış? Çatlar tamam da o zaman. Öyle bir şey olur mu? Tutmayan hamur dağılır. Hayır bahane arama aç bakalım hadi. Ha. Hadi aç. Peki şu an iki yarışmacımız. Hamur çatlamaz ben de yaptım. Açıyorlar. Ben de yaptım. Peki onlar açsınlar sessizce lütfen yorum yapmadan. Ben o sırada Erdem'i dinlemek istiyorum. Erdem bize anlatır mısın ara yemek tabağını? Şimdi bu içli köfte gerçekten kadın olmuş. Yapan hanımefendi burada yorum, onu anlatır. Yorum doğru yani evet. Çiğdem Hanım. Kesmekte ben de zorlandım. Ayrıca yani çok bir tat alamadım. İçli köfte ben hani hazır yemek yediğimi hep söylüyorum ama dışarıda yiyorum gittiğim yerlerde. Çok daha lezzetli geliyor. Sizinki kalın olmuş, lezzeti az olmuş. İçli köftenizi beğenmedim. Zaten bulgur var. Bulgurun yanında tekrar başka bir bulgur geliyor hemen içli köftenizde. Yumurtalı çiğ köfte tercihinizi de beğenmedim. Keşke yumurtasız yapsaydınız. Normal çiğ köfte yapsaydınız. Ama bu yöresel yani. Ben yumurtasız sürekli hazır var zaten. Hani yumurta sevmeyenler olabilir. Zaten hani içli köfte açmaz. Burada bir zaten bir süre var. O ya her şey sevmeyen olabilir. Erdem yani tavuk sevmeyen de olur, ıspanak sevmeyen de ama olur. Ama ben şunu söyleyeyim. Hayır tutmuyor şey ki. Gayet tutuyor. Ben yaptım. Salçası, başına koyduğunuz salçası dağılmamış. Ben niye yapabildim peki? Bahane aramayın şey açın. Hayır bahane aramak değil. Bence bahane bakın, arıyorsunuz. Salçası dağılmamış, homojen yoğurulmamış. Gayet iyi yoğurdu. Çok sulu olmuş. Ben onu yoğuramasam zaten açılıp kızarmazdı. Yani. Hayır kesinlikle neden biliyor musunuz? Kesinlikle içli köfte yoğurulmasa açılıp kızarmaz. Neden biliyor musunuz? Ne kadar süre bekledi kesinlikle. Bu? Kesinlikle. Yani bence yapamadın. Yapamadım. Bahane arıyorsun. Zaten hamuru olmamış ki. Olmamışsa nasıl bu hamur, açabildin? Hayır bu hamur böyle. Bence sen yapamıyorsun. Anlamda. Şimdi bahane siz arıyorsun. Siz açamamışsınız ya zaten. Bence şu an kalın. Şu an evet. Bahane bakın, arıyorsunuz bu, gayet. Yani dur, aynı anda konuşmayın. Bir saniye yani başımızdan fazla. Ya şu an içine bir şey koymayın. Okay. Sadece.